İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Keita, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'de. Mali Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki Cumhurbaşkanı basın toplantısına katılacak, ortak anlaşmalar imzalanacak. Görüşmelerde Mali ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve Türkiye tarafından Mali'ye yapılan insani ve kalkınma yardımları ele alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi telefonla aradı. Daesh'in öldürdüğü ikinci Japon rehini için taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin terörizmle mücadele konusunda uluslararası toplumla dayanışma ve işbirliği içinde olmaya devam edeceğini söyledi. Japon halkının acılarını paylaşan Erdoğan'ın görüşmede Japonya ile ikili ilişkileri güçlendirmeye önem verdiklerine de değindiği öğrenildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin grup toplantısında bağ kurulara ve turizm sektörüne yönelik müjdeler verdi. Buna göre prim borcunu yapılandırmayan 1 milyon aşkın bağ kurulu da sağlık hizmeti alabilecek. Turizmi canlandırmak için uçaklara yakıt desteği verilecek. Davutoğlu'nun gündeminde muhalefet partileri de vardı. Muhalefeti Türkiye'nin gerçek gündemine uzak olmakla eleştiren Davutoğlu, ümitlerini Yunanistan'daki gelişmeye Çipras'a bağladılar dedi. CHP grubunda kürsüye çıkan ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde iç güvenlik paketi vardı. Kılıçdaroğlu hükümetin düzenlemeyle 12 Eylül darbe yasaklarını tahkim etmek istediğini öne sürdü. Gezi olaylarını hatırlatan Kılıçdaroğlu bu düzenlemeyle protestocuların hedef alındığını savunarak ne yasası getirirsen getir söz veriyorum o gençlerin en önünde ben olacağım dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında başkanlık sistemi tartışmalarına değindi. Dünya üzerinde başkanlık sistemiyle istikrarı yakalayan ülke sayısı yok denecek kadar azdır diyen Bahçeli, bu sistem diktatörlüktür, Türkiye'nin kuruluş felsefesinin temelden yıkımıdır dedi. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin gelen seçimlerde AK Parti ile ittifak yapacağı yönündeki iddialara sert cevap verdi. Grup toplantısında konuşan Demirtaş'ın hedefinde CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Demirtaş dedikoduyla siyaset yapılmaz ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Efkan Ayla muhalefetin iç güvenlik paketine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Sapan'a 2 yıl silaha 1 yıl hapis iddiasının bir kara propaganda olduğunu vurgulayan Ayla, kimse molotofla, silahla, sopayla, yakıcı maddeyle, demir bilyeyle toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılamaz dedi. Genelkurmay Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde paralel yapılanma olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri hiçbir legal görünümlü, illegal yapıyla veya illegal odaklarla irtibat ve işbirliği içinde olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır denildi. İddialara ile ilgili ilk günden itibaren kapsamlı olarak hem idari hem de adli incelemenin başlatıldığı, haklarında yasal yeterli delil ve kanaat oluşan kişilerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişkilerinin derhal kesildiği açıklamasında bulunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine böcek tabir edilen deneme cihazı konulması ile ilgili 13 kişi hakkında açılan davanın ikinci duruşması yarın yapılacak. Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlarından Mustafa Varank'la dosyadaki olaylardan haberi olduğu değerlendirilen MİT görevlileri ve polislerin de arasında bulunduğu bazı kişilerin tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali yapıldığı yönündeki kararının ardından balyoz planı davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada söz alan sanıklar kendilerine komplo kurulduğunu iddia etti. Komplonun arkasındakilerin bulunmasını isteyen sanıklar yargılamanın sonlandırılmasını talep etti. Mahkeme duruşmayı bilirkişi raporunun belirlenmesi için 31 Mart'a erteledi. Edirne'de taşkına neden olan Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi düşmeye başladı. Civardaki tarım arazileri ve köprüler hala su altında.
40'ı yabancı uyruklu 420 kişi askeri araçlarla tahliye edildi. Mahsur kalan 22 vatandaş kara kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı. Yatılı bölge okulu ve spor salonlarında misafir edilen selzedelere Kızılay'ın kurduğu seyyar mutfaktan çorba ikram ediliyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Edirne'deki taşkınla ilgili Bulgaristan hükümetine çağrıda bulundu. Bulgaristan'ın baraj yaptığını ancak taşkın hacmi bırakmadığını söyleyen Eroğlu, "Biz B planını uygulayacağız, Çömlekköy barajını yapıp Meriç Nehri'ne dev bir kanal açacağız," dedi. Türkiye, Mısır'da 183 kişinin daha idam cezasının onanmasını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Mısır halkıyla dayanışmasının süreceği vurgulanırken, siyasi tutukluların sayısının 20 bine ulaştığı Mısır'da kalıcı barış ve istikrara, vicdanları yaralayan adil yargılamadan uzak toplu idam kararlarıyla ulaşılamayacağı açıktır ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşması imzalaması halinde Türkiye'nin buna dahil olması gerektiğini söyledi. Washington hareketi öncesinde soruları cevaplayan Bozkır, anlaşmanın geleceğe yön vereceğine dikkat çekti. Türkiye'nin bunun bir parçası olması önemli dedi. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Kıbrıslı Türk ve Rum sivil örgüt temsilcileriyle bir araya geldi. Türk sivil örgüt temsilcileri görüşme sonunda gazetecilere yaptıkları açıklamada Tsipras'ın kendilerine 40 yıldır süren Kıbrıs sorununun artık çözülmesi gerektiğine ilişkin sözlerini aktardı. Kıbrıs'ta Yunan bir başbakanla ilk kez görüştüklerini ifade eden örgüt temsilcileri Tsipras'ı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne davet ettiklerini de bildirdi. Avusturya'da İslam karşıtı yürüyüşe geçit yok. Başkent Viyana'da dün akşam yapılan Pegida yürüyüşünü protesto eden yaklaşık 10 bin kişi şehir merkezinde bir araya geldi. Ülkede yaşayan Müslümanların da katıldığı yürüyüşte ortak yaşamı tehdit eden İslam karşıtı söylemlere sahip Pegida hareketi protesto edildi. Yürüyüşte ırkçılığa hayır, naziler dışarı sloganlar atıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin Gazze'de işlenen savaş suçlarını incelemek üzere oluşturduğu komisyonun başkanı baskılara dayanamayarak istifa etti. Komisyonu taraf tutmakla suçlayan İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler'den Gazze'de işlenen savaş suçlarını incelemekten vazgeçmesini istedi. Konsey, İsrail'in talebine rağmen raporun gelecek ay yayınlanacağını duyurdu. Başbakan Davutoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Başbakan kreşteki çocuklarla bir süre oynadı, onlarla sohbet etti. Engelli bir vatandaşla sohbet eden Davutoğlu, partide düzenlenen işaret dili dersine de katıldı. Başbakanın işaret diliyle öğrendiği kelimelerle egzersiz yaparken konuşmaması gerektiğini unutması gülüşmelere sebep oldu. Bazısı doğuştan görmüyor, bazısı hiç hareket edemiyor. Ancak bu onlar için engel değil. Müziğe duydukları ilgi onları Türk Halk Müziği Korosu'nda buluşturmuş. Ankara'nın Gölbaşı Belediyesi engelli vatandaşları bir dernek altında toplayarak Türk Halk Müziği Korosu kurdu. İlk konserlerini Mayıs ayında verecek olan koro, yurt çapında vereceği konserlerin heyecanını yaşıyor. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Büyük Menderes Nehri'ne açılan bot bir süre sonra Karaköy yakınlarında alabora oldu. Botta bulunanlardan 3'ü yüzerek kıyıya çıkarken kara pilot Üsteğmen öğrenilen Burak ise akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi sualtı kurtarma ekipleri Burak izi arama çalışması başlattı. Karamanlılar ülkelerindeki çatışmalar sebebiyle zor günler geçiren Suriyelilere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Suriye'de yaşanan ekmek sıkıntısına çare olmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımlar yola çıktı. Bir çuval un da senden olsun projesi kapsamında toplanan 4 tır un Suriye'deki Azme kampına gönderildi.
İşitme engelliler haber bültenine burada noktalıyoruz. Gün biterken haber kuşağı saat başında devam edecek.